Nana da gitmek için bu geceyi mi buldu yani? Aa evladım, ne yapsın, söyledim ya. Süt annesi rahatsızlanmış. Onu görmeye hastaneye gidiyor. Ya. Ay, bu gece Nana'nın burada olmasını ben de çok isterdim. Ama ne yapalım, kısmet değilmiş. Belki böyle senin işini kolaylaştırıyordu değil mi? Nana geldiğinde kutlama bitmiş olur, sen de rahat edersin. Hem şu dolandırıcı adamla da el sıkışırsın. Cebine de bol para girer. Vicdanın rahat mı? Laylaylom, 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 laylaylom. Hakan, iyi misin? Bugünlerde kendi kendine konuşuyor. Ben alıştım, darısı başımıza. Aşkım, korkutuyorsun ama sen bizi. Gerçekten sevmediğin birisiyle bir hayat paylaşmaya hazır mısın? Ya, kapa çeneni. Aa! Hah, senin üç kağıtçı yeni müşteri de geldi. Koş. Hakan? Oh, hoş geldiniz Hakan Bey. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş geldiniz. Buyurun. Hoş geldiniz. Sizinle iş yapmak bizim için büyük onur, öyle değil mi hayatım? Ben de sizlerle çalışmaktan son derece keyif alacağımı umut ediyorum. Şuna bak, sahtekarlık yüzünden akıyor. Hadi oradan sahtekar. Abicim, gözünü seveyim, kendine gel. Hakan bana böyle espriler yapar arada. Tabii ki. Ya. Hadi şerefe içelim. İçelim. Ha, çok güzel bir gece. Haklısın hayatım. Birlikte nice yeni güzel işlere. Evet. Umarım. Evet, sıra bizim için kadeh kaldırmaya geldi. Hakan'la ikinci nişan yıl dönümümüz. Aha. Ha, iki kutlama bir arada, ne kadar güzel. Evet. Hadi kutlayalım o zaman. Canım, umarım beğenirsin. Mutluluklar diliyorum canı gönlümden. Allah tamamını erdirsin, ne diyelim. Aa, sen biricik nişanlına hediye almadın mı? Onu da yap da oyun tam olsun Hakan. Hayır. Hayır, bunu yapamayacağım. Böyle emrivaki kutlama olmaz. Bu anlaşma da olmayacak. Ne? Hakan Bey, kendine gel. Sizin tavırlarınızdan da hiç hoşlanmadım. Tamam, paranız ve gücünüz olabilir. Ama bu hayatımıza karışacağınız anlamına gelmez. Bu benim hayatım, tamam mı? Ayrıca sizin gibi üç kağıtçı dolandırıcı biriyle iş yapmak istemiyorum. Biz onurlu bir şirketiz. Üç kuruş fazla kazanacağız diye sizin şu pis işlerinize alet olmayacağız. Ama Hakan... Volkan, kes artık. Zaten sizin gönlünüz olsun diye kaç gündür ağzımı açmıyorum. Buraya bu kadar hakaret işitmek için gelmedim. Lensizler, terbiyesizler. Akif Bey, siz yanlış anladınız. Akif Bey, durun bir dakika, açıklayabilirim. Akif Bey, lütfen. Oh be. Çocuklar uyudular. İyi ki bu akşamki olaylara şahit olmadılar. Ne yapayım Akkuş? Kendime karşı dürüst olmalıyım. Oh, en sonunda. Sen hala burada mısın? Yatayım mı? Yok yok, Nana geldi mi? Hayır, gelmedi. Belki de gelmez. Ne demek gelmez? İyi düşün oğlum, iyi düşün. Ne o? Çok mu üzüldün? Etrafındaki insanların ne düşündüğünü önem var mı? Sonra da dövün. Ben olsam ben de gelmem. Nana? Geldin mi? Evet. Nereye? Yatmaya. Süt annen iyi mi? Hı hı, çok iyi. Peki o halde neyin var? Sen bir açıklama yapacaksın. Sarsan bu çocuk ya. Seni üzecek bir şey mi yaptım? Ben... Biz Simge'yle... Biliyorum, açıklama yapmana gerek yok. Biz Simge'yle bozuştuk. Ne? Pepe, senin orada görevin sona erdi. Hemen geri dön. Ama en romantik yerinde. Neyse, hoşça kal yakışıklı. Ben ne diyeceğimi bilmiyorum. Yani üzüldüm. Yani şey... Tamam tamam. Bir şey söylemek zorunda değiliz. Kusura bakmayın.
Çok geç saatte rahatsız ediyorum ama buraya taşınmaktan vazgeçtim. Biber için büyük bir bahçe gerekiyor. Başka yere taşınmaya karar verdim. Çocuklara söz vermiştim ya. Söylerseniz çok sevinirim. Yani tamamen gidiyor musunuz? Evet. Pelin Hanım, çok teşekkür ederim. Bir şey değil. Belki ileride çocuklara bir köpek alırız. Ne dersin? Neden olmasın?